Değerli basın mensupları, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlarımız. Lalapaşa ve köylerinde yaşayan vatandaşlar, Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Lalapaşa İşletme Şefliği'nin kapatılma kararının alınmasını protesto ettiler. Yarından itibaren Lalapaşa'da elektrik hizmeti veren TRADAŞ'ımız kapanacağını söylüyorlar veya karar alınmış. Lalapaşa merkez ve köylerinde hizmet veren TRADAŞ Lalapaşa İşletme Şefliği alınan karar ile 1 Ağustos tarihinde kapanacak. Bu tarihten itibaren oluşacak arızalara Edirne'deki ekipler müdahale edecek. Kapatılma kararından vazgeçilmesini talep eden Lalapaşalı vatandaşlar TRADAŞ Lalapaşa İşletme Şefliği önünde toplanarak eylem yaptılar. TRADAŞ'ı vermiyoruz yazılı pankart açan grup kararı alkışla protesto ettiler. Grup adına açıklama yapan elektrik mühendisi Ahmet Çığırdaşman, TRADAŞ yöneticilerinin bu kararı tekrar gözden geçirmelerini istedi. Bu kararını tekrar büyüklerimiz, yetkililer, genel müdürümüz, yönetim kurulu kararı ve TRADAŞ yöneticileri tekrar gözden geçirmelerini rica ediyoruz ve ASET'ten tekrar bunu uygulamada devam etmesini arzu ediyoruz. Yaşanacak sıkıntıların yerinden çözümlenmesi gerektiğini belirten Çığırdaşman, kış aylarında oluşacak problemler bize çok büyük problem oluyor. Bunların çözümü için arıza ekiplerine ihtiyacımız var dedi. Bu kışlarımızda enerji nakilatlarımız şu anda kötü, verimli değil, iyi değil, iletim olarak yok. Eğer elektriğimiz olmazsa iletim olmaz, elektriğimiz olmazsa suyumuz olmaz, elektriğimiz olmazsa haberleşmemiz olmaz. Sonuç itibaren Lalapaşa'yı hiç kimse dünyadan koparıp iletişimini kesemez. Biz bu akımızdır. Lalapaşa'daki TRADAŞ ilçe merkezimiz kapatılmamalı. Baysal Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Naif Özdemir ise elektriğin hayvancılık ve tarım faaliyetleri açısından çok önemli olduğunu belirtti ve yaşanacak arızalara Edirne'den gelecek ekiplerin zamanında müdahale etmesinin imkansız olduğunu söyledi. Yaşayacağımız elektrik kesintilerinde en büyük sıkıntımız sütleri soğutucu tanklara topluyoruz. Yani soğutucu tanklarda eğer zamanında biz bunun yani arızayı gideremezsek Ahmet arkadaşımızın dediği gibi yani tonlarca sütümüzü biz derelere atmak durumunda kalacağız. Yani burada mağdur olacak olan üreticidir yani. Üretici eğer elindeki bu ekonomik kaynakları kaybettiği zaman bu bölgede yaşama şansı da kalmıyor. Bu bizim köylerden göçü şehre göçü hızlandıracaktır yani. Köylerde zaten genç kalmadı. Şu anda ayakta kalmaya çalışan birkaç tane genci de köyden koparıp şehirlere, sanayi bölgelerine veya şehirlerdeki varoşlara aktaracaktır yani. Ne yap edip yani bilemiyorum. TRADAŞ'ın yetkililerinin bu kararlarını tekrar gözden geçirip TRADAŞ'ı bu bölgeden kaldırmamaları. Yine Ahmet'in dediği gibi yani hiç olmazsa Süloğlu, Lalapaşa'yı bir araya getirerek Balkan köyleri bizim Bulgaristan hudut boyunda komple diyorum yıllar yılı diyorum yani üretim yapan bu insanlar bu bölgede mağdur edilmemeli. Bu göçü hızlandırmamalı yani köylerimiz boşaltılmamalı yani. Lalapaşa halkının %98'inin elektrik borçlarını zamanında ödediğini söyleyen Hanlı Yenice Köyü Muhtarı Şaban Akın ise vatandaşın mağdur edilmemeli bu karardan vazgeçilmeli diye konuştu. Cereyanlarımız kesildiği zaman bunu halk ayaklanıyor. Muhtarım cereyanlar ne zaman gelecek diye. Bugün Lalapaşa'da ben buradaki ekibe telefon açtığımda 10 dakika içerisinde geliyor arızayı gideriyor. Edirne'den bugün gelecek ekip bunu günde bir sefer gelir, diğer zamanında tamam ben gittim yaptım, yarın gelirim burasını yaparım gibilerinde vatandaş mağdur olacak. Benim bir de duyduğum burada Lalapaşa zarar ediyormuş Lalapaşa'dan TEDAŞ. Hayır, ben buna katılmıyorum. Bunu büyüklerimiz duysun. Lalapaşa'nın %98'i zamanında borcunu ödüyor. Neden bu hala ta zarar ediyor diyorlar. Bu yetkililerin bu TRADAŞ'ı buradan kaldırırsalar vatandaşa büyük eziyet çektirirler. Buna biz katılmıyoruz ve eylem yapmak için birçok günler daha katılabiliriz. Ve yetkililerin veya büyüklerin veya ne bileyim milletvekillerimizin de bu konuyu duymalarını istiyoruz. Tekirdağ Bölge Müdürlüğü'ne vekillerimiz aracılığıyla ilettiğimizde durumu bölge müdüründen aldığımız cevap biz özel bir şirketiz, özelleştik. Kapatabiliriz, açabiliriz. O tamamen bizim inisiyatifimizde olan bir karar diye bir cevap geldi. Öte yandan Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah da kapatılma kararının yanlış olduğunu söyledi. Tabii çok önemli bir insan hayatiyetinin yaşamı olan elektrik, su,
bugünkü çağda Lalapaşa ilçemizde TEDAŞ'ın böyle bir hizmetin Edirne'ye kalkması bizi çok kötü yaralar. Çünkü Lalapaşa organize sanayi bölgesine 10 kilometre, Hamzabeyli Gömlük Kapısı'na 20 kilometre. Bizim en uzak köyümüzün Lalapaşa ilçemize mesafesi 25-30 kilometre. Edirne'den bu hizmetin verileceğini ben inanmıyorum. Lalapaşa ilçemizde TEDAŞ'ın Edirne'ye gitmesi demek, Lalapaşa'nın tamamen mahrumiyet sınırlarına çekilmesi demektir. İnşallah TEDAŞ yetkilileri bunu bir an önce görürler ve buradaki temsilciliklerini kaldırmazlar. En büyük temennimiz o. Ama Lalapaşa için çok büyük bir kayıp olduğunu gözlemliyoruz.